Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim, derdimiz depremsel dönüşüm. Konumuz Üsküdar'ın en büyük ikinci parseli olan 1664 ada bir parsel. Burada ne vardı? Kayıkent ve Rastkent. Şimdi ne var? Sadece tarla var, toprak var, değil mi? Tam 10 yıldır Üsküdar'ın 16 mahallesi için gece gündüz çalıştım. Sokak sokak dolaştım. Ada parsel ada parsel çalışmalar yaptım. Kentsel dönüşümde ne olması gerektiğini çok iyi biliyorum ve anlattım. Dedim ki bu hisseli parseller mutlaka ifraz olmalı, bölünmeli, küçülmeli. Herkesin anlayabileceği dilden söylüyoruz. 10 bin metreden başlayıp işte şu gördüğünüz 206 bin metrekare olan parsele kadar mutlaka parseller bölünmeli. En düşük 1000 metrekare olmalı. 1000 metrekarenin altında parsel olmaması gerekiyor dedik. Niye söyledik bunu? Çünkü karşıyı görüyorsunuz değil mi? Neresi? Sultan Murat. Bahçeli evler. Parseller müstakil olduğu için kentsel dönüşüm kolay. Yavuz Türkiye gelince neden kentsel dönüşüm olmuyor? İşte Üsküdar Belediye Başkanlığımızın önderliğinde kent AŞ'yi getirdik. Çok zorla iki tane parsel, 1640 ada bir parsel, 3000 metrekare bomboş, binalar bitti. 1652 ada bir parsel, 3300 metrekare, 3 tane ev. Tam 8 ay mücadele verdi belediye vatandaşlar. Niye? Çünkü vatandaş 100 metrekareye yapmış 3 tane, 4 tane, 5 tane daire çürük binasından vazgeçemiyor. Yönetim de oy kaybolmasın diye ne yapıyor? Çözüm bulamıyor. Bakın kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın çok güçlü iradesiyle hükümetimiz, bakanlıklarımız muazzam bir kentsel dönüşüm kanunu çıkardılar. Kim ne derse desin. Nereye çekerseniz çekin, bu kanun 100 yılın kanunu. Rezerv alan diyorlar ya, alın size fırsat. 1664 ada bir parsel ifraz oldu. Davalar açıldı. İfrazın iptali için, yürütmenin durdurulması için sosyal medyada görüyoruz. Durdu. Belediyemiz itiraz etti. Tekrar itirazın iptali için durdurdu. Bakın önce parsel ifraz oldu bu şekilde. Binalarımız yıkıldı. İtiraz oldu, tekrar düzenleme yapıldı. 37 oldu 55. Değişen bir şey var mı? Gene yok. Yine yürütmeyi durdurdular. Ne diyor mahkemelerimiz? Diyor ki ifrazı güzel bir şekilde yap. Ben tam 2 yıldır bağırıyorum. Diyorum ki hangi parselde çalışma yapacaksanız o parselde mutlaka gidin parselin birkaç kenarına afişler asın. Muhtarlıklarda askılar asın. Hiçbir şey yapmıyorsanız belediyemizin arabalarıyla anonslar yapın. Pazar, semt pazarlarında broşürler dağıtın. Yani halkla birlikte yapın. O mahallede bulunan bilirkişiler, sözü geçenler, emlak uzmanları, gayrimenkulcüler, mimarlar, mühendisler, bunları davet edin, sorun. Sonuçta geldiğimiz nokta nedir biliyor musunuz? Şimdi bir önerim var. 1664 ada bir parsel niye itiraz ediliyor? Yine edilecek. Bakın bunun sonu yok. Vatandaş 30 yıl, 40 yıl önce hemen bu aşağıda çapına göre zeminde yeri belli olduğu halde üstüne işgalciler gelmiş. İşgal etmişler alanını. Binalar yapılmış. Ne yapsın? Yerinden vaz mı geçecek? Vazgeçmeyecek. Onun için buradan Sayın Belediye Başkanımıza yönetime sesleniyorum. Büyük fırsat. Müracaat edin bakanlığımıza. Üsküdar'ın en büyük rezerv alanını ilan edin. O zaman hiç kimsenin sesi çıkmaz. İşte burada en az 7-8 bin tane daire olur.
başka yerlerden taşırız. Takas yaparız. Ve insanlar da bu şekilde mutlu olur. Bundan sonra da parselleri sokak yollarına dahil ederek ifraz etmemiz lazım. Bu konuda tam 10 yıldır çabalarım var, çalışmalarım var. Bütün siyasi parti temsilci arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle görüşmeler yapıyoruz. Onlara fikirlerimi beyan ediyorum. Çalışmalarımı anlatıyorum. Beğenirler, beğenmezler. Hangi parti olursa olsun ben başkan yardımcısı olarak tam yetkili olarak görev almaya hazırım. Ne yapacağım peki? En azından şunu yapacağım. Bir birim kuracağım. Üsküdar Belediye Başkanlığı'na en az 300 tane harita mühendisi alacağız. 3-4 tane mahallemize, ortak noktalarına ofisler açacağız. Vatandaşlar gelip orada parsellerini, ifrazını görüşecekler. Zeminde hazırlanacak. Ondan sonra belediye başkanımıza gelip meclisimizden onaylanacak, geçecek, hayata geçecek. En önemlisi de bölgemize yüzlerce, binlerce müteahhit davet edeceğiz. İnşaat firması davet edeceğiz. Ve insanlarımız kendi inşaatlarını da yapabilecekler. Bakın, bir parselimiz var. 1612 ada bir parsel. 8300 metrekare. Bu parselde kendi adımıza bir çalışma yapacağız. Bunu da açıklayacağız inşallah. Onun için buradan son söz olarak şunu söylüyorum. Üsküdar'ın imarı için 10 yıl mücadele veren, anlatan kardeşiniz diyor ki, bazen bunları hayata geçirmek için yönetimde olmanız gerekiyor. Ama kendimce söylüyorum, illa yönetimde olmamıza gerek yok. Fikirlerimiz hayata geçsin yeter. Çünkü bu fikirler doğru fikirler. 10 saniye sonrasını hükmedemeyeceğimiz bir ömür, bir hayat için asla doğru yoldan ayrılmayacağız. Bugün ne söylediysek ölünceye kadar aynı şeyi söyleyeceğiz. Doğruları savunacağız. Doğru olan neyse onu yapacağız. Yapacağımız her şey bilinçli ve halkla birlikte olacak. Kesinlikle oldu bittiye hiçbir şey gelmeyecek. Ne yapılıyorsa gönüllü olacak. Önce gönüllü ifraz isteyen, kentsel dönüşümü gönüllü isteyen dostlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Sonrasında zaten ilk 5 yılda Üsküdar'da bir tane sorunlu parsel kalmayacak. Buna söz veriyoruz.